ile Her Şey Burada kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu, acısız, dertsiz, kazasız, belasız günler diliyorum arkadaşlar. Evinize giren en güzel misafir huzur olsun. Ama kalıcı olsun. Hiç gitmesin arkadaşlar. Bugün sizlere deneyim, yine bir de YouTube ile ilgili bir deneyimimi paylaşacağım. YouTube ile ilgili tabii. Kimlik doğrulama arkadaşlar, bana mail geldi. Kimlik doğrulama işlemini yapmam için o maili tıkladım. Ve o maili tıkladıktan sonra kimlik doğrulama işlemi Aslense'den ne istiyorlar? Kimlik doğrulama istediler benden. Yani oradaki pasaport, işte oturma izni, kimlik fotokopisi, kimliğin ön yüzü gibi istekleri vardı. 4 tane seçenek sanırım. O 4 seçenek ya da işte ehliyet, sürücü ehliyeti, onları istediler. Ya kimliğimi çekiyorum, fotoğrafını çekiyorum, kimliğimin ön yüzünü yolluyorum. Kırmızı yazı çıkıyor hemen altında, yani olmuyor. Allah'tan aşağısında gönder var ya, o göndere basmayın. O kırmızı yandığı sürece o göndere sakın basmayın, onu söyleyeyim size. Ben bu şeyi doğru yapana kadar uğraştım. Bir daha şöyle dikine çektim. Dikine çektim. Etrafı böyle dikdörtgen çektim. Ön yüzünü, kimliğinizin ön yüzünü istiyor çünkü. Onu çektim, yolladım. Onu da kabul etmedi. Şöyle çektim, yolladım. Onu da kabul etmedi. İkinci oldu değil mi? İkinci gönderdim. Sonra dedim ki hadi başka bir arkadaşlar paylaşmış, işte önlü arkalı falan gönderiyor ama bizden öyle bir şey istemiyor. Ben o saçmalığı nasıl yaptım bilmiyorum. Ön yüzünün fotoğrafını çektim. Arka yüzünün fotoğrafını çektim. İkisini birleştirip yolladım. Yine kırmızı yazı çıktı. Sınırlı sayıda arkadaşlar. Sizden istedikleri şey sınırlı sayıda olduğu için ya üçüncü denemede ya da dördüncüde kabul olmuyor. Direktmen durduruluyor hesap. O yüzden çok dikkat edin. Acele etmeyin. Aşağıdaki gönder tuşunu, Allah'tan ben görmüyordum arkadaşlar. Ekran çünkü çok büyükmüş. Biz ekranı küçülttük, acaba altta ne yazıyor? Sürekli kırmızı çıkıyor ya, biz alttakileri sonradan fark ettik. Yani ben bunu gösterdim mi? Dik çektim, yan çektim, iki oldu. Arkalı, önlü çektim, birleştirdim, yolladım. Olmadı, yani kırmızı yazdı. Altta hemen direkt kırmızı çekiyor, onu göndere basıyorsunuz ya. Zaten yükle diyor. Yükleye basıyorsunuz. Oradan hemen fotoğraflardan, tabii seçeneklerden seçiyorsunuz, yolluyorsunuz. Hiçbir şekilde 3 kez yolladım, olmadı. 4. şansım dedim. Eyvah dedim. Ya olacak ya olmayacak. Neyse ekran altta ne yazıyor acaba dedik. Ekranı küçültme yaptık. Bir baktık altta gönder yazıyor. Allah'tan yani ben onu görmemişim. Yoksa 3 kere gönder yapacaktım kırmızı da yazsa. Çünkü bilmiyoruz ya. Neyse arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeyim. O gönder tuşuna iyi ki de ulaşamamışım ilk başlarda. Yoksa ben bilmiyorum, çok sıkıntı çekebilirdim. Herkes gibi çok sıkıntılı bir durum çünkü. Stresli bir durum. Aslında strese gerek yok. Doğru ve düzgün yaptıktan sonra strese hiç gerek yok. Doğru videoları izleyin arkadaşlar. Şimdi doğru video derken sizden istenilen neyse onu yollayın. Ama nasıl yollayacağımızı tabii ki de bilmiyoruz. Onu öğrenin. Şimdi kimisinden önlü arkalı istemiş, öyle yollamış, kabul olmuş. Kimisinden başka bir fotoğraf şey istemiş, yani fotoğrafla eşleşen bir şey bilmem ne istemiş. Yani çok fazla video da yok, 2-3 tane var. En sonunda ne oldu? Bir video buldum. Hemen ben o videoyu izledim. Çok güzel anlatmış. Videoyu kanalı yapan arkadaşın adını unuttum. O da benimle birlikte açılmış bir kanaldı. İsmini unuttum. Şu an şimdi dönüp bakamayacağım. İnternetimizde bir sorun var. Çünkü şimdi onu açana kadar, çıkana kadar, şimdi konuşurken aklıma geldi. O arkadaşımız o kadar düzgün yayınlamış ki. Ben onu izledim. Dikkatli bir şekilde izledim. Onun yaptığı gibi yap. Oldu. Direkt kırmızı yazı değil de direkt fotoğraf yükle diyor ya. Yükleye basıyorsunuz. İşte kimlik ön fotoğrafını yükleyeceğiz ya. Yükleye bastım. O kişinin, o kanalın dediği gibi şöyle şunu güzelce bir yüzeye koyun arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Nasıl göstersem biliyor musunuz? Neyse. Arkadaşlar
bu kimliğinizin ön yüzü diyelim, tamam mı? Bunu güzelce ne yerleştirdim ben. Neyi kabul etti? Ben bunu böyle çektim. Aynen bu şekil çektim. Daha sonra fotoğraf ayarlarımızda zaten var. Kırpma işlemi olacak. Yani şöyle göstereyim. Bu kenarları asla gözükmeyecek. Sadece sizin şu gözükecek arkadaşlar. Sadece şöyle ekranı getireyim. Şu şekil olacak. Kenarları gözükmeyecek. Yani düzgün çekin arkadaşlar. Ben kırpma işlemiyle şu kenarlarını kırpma işlemiyle yaptım. Size göstereyim şimdi. Şu kenarları sadece gözükecek. Kimliğinizin kenarları var ya, şöyle çerçeve içinde. Ama şu genişlik asla gözükmeyecek. Şöyle dik çekmeyin. Şöyle dik çekip, ben böyle dik çektim. Şu çizgiden itibaren çekip şu şekil gönderdim, olmadı. Şu şekil kenarlarıyla beraber gönderdim, olmadı. Arkasını önünü yan yana koyup çektim, birleştirdim, olmadı. Yani oradan sizden istenilen şey yazıyor. Kimliğinizin ön yüzünün fotoğrafını istiyor. Kimliğinizin ön yüzü fotoğrafını istiyor. Şu şekil. Ehliyeti olabilir. Ehliyetinizin yine ön yüzü. Ehliyetse ehliyet. Oturma izni ise oturma izni. Şu şekil. En güzeli kimlikti. Ben kimliğimi yolladım. Şöyle kimliğimi çektim. Unutmayın. Şu kenarları şu kadar şöyle kesin. Şöyle. Kimliğiniz belli olsun sadece. Şu kenarlar çok fazla belli olmasın. 1 santim kadar. Çok az. 1 santim kadar arkadaşlar. Şu kenarları. Bu kimlik tam belli olacak. Köşeleriyle belli olacak. Şöyle alın içine. Bu kadar. Şu kadarcık. Şöyle. Gördünüz mü? Şöyle kesin. O zaman kabul oluyor arkadaşlar. Yani şöyle yap. Ben böyle işte çektim. Kenarlarını kestim güzelcene. Oldu. Dışarıdaki hiçbir şey gözükmeyecek. Kimlik gözükecek. Bu kadar. Gönderdim, oldu arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle gösterdiğim gibi yap. Evet arkadaşlar, az önce gösterdiğim gibi, mutlaka o gösterdiğim gibi yapın. Size yardımcı olmayı çok istedim çünkü. Uğraşmayın. Bu kimliğiniz tam gözüksün ama kenarlar hiçbir şekilde gözükmesin. Yani kenarları kesin. Çok az bırakın. 1 santim, böyle yarım santim kadar kenarlardan bırakabilirsiniz. Bu kimliğiniz köşeleriyle, her şeyle tam gözüksün ama etraf çok gözükmesin. Ben öyle yaptım. Baktım fotoğraf öyle yükle basınca oluyor ya, bir baktım hiçbir şey yazmadı kırmızı olarak, sadece böyle küçücük bir şey çıktı, küçücük bir fotoğrafımın yüklendiğine dair çıktı, böyle bir ne diyorlar ona, bir simge çıktı. Hemen göndere bastım, kabul oldu, doğrulandı. Uzun sürebilir dediler, 5-10 dakika sonra bir baktım mail geldi. 5 dakika bile değil herhalde. Bir gittim içeri, çay falan koydum, geldim, bir baktım onay almış. Hemen bu sefer de banka hesabına gelen para konusunda. Benim banka hesabına gelen para 14 Eylül'de benden banka hesabı istenmişti. 15 Eylül'de bankaya, hemen bir gün sonrasında bankaya belirli bir miktarda, 1 liranın altında bir miktarda para yatırılıyor. Ve ben şimdi bankaya gittim. Bunun için acaba ne yatırıldı, nasıl göreceğim? Bankadaki görevliyle konuştum. Çok sağ olsun, çok yardımcı oldu o bana. Ben elektronik direkt yaptım. Ne diyorlar ona? İnternet bankacılığına açtırttım. Geldim eve. Oradan bana yardımcı olduğu için de çok teşekkür ederim oradaki görevliye ve görevlilere. Geldim eve. Ondan sonra yaptım işte telefondan. Yapıyorsun işte, ben geldim direkt evden, siz bankaya gidince hemen zaten oradan çıkıyor Google bilmem ne, unuttum yabancı bir isim, işte Google'un gönderdiği miktar yanında yazıyor hemen, şu kadar diye, şu kuruş diye. Eve geldim işte 47.47'ye gönderdim, hesap hareketleri diye hesap dokümanı geldi hemen, o 15 Eylül'de yatırılan ve daha sonraki falan filan işte hemen direkt mesajla geldi bana. Baktım Google şirketinden
yatırılan para ayrıtan yazıyor çünkü döküman olarak geldiği için. Yatırdığı 1 liranın altındaki kuruş lira yazıyordu. Hemen geldim buradan Asense'den. Onu da onaylattım. O da bitti. Yani benim şimdi şu anda benim sadece beklentim Asense kartımın pinimin gelmesi olacak. O da 2 hafta 4 hafta 2 hafta gibi süre içinde gelecekmiş. Gözümüz kulağımız şu anda postacıda dışarıda. Bakalım hayırlısı olsun diyorum. Ödeme erişimi ya ben şöyle söyleyeyim. Asense kartım, PIN kartım gelsin. Onunla ilgili de konuşuruz. Benim sadece amacım kimlik doğrulamayı nasıl yapacağınızı şöyle ev avucumun içine unutmayın sakın. Gösterdiğim gibi yapın. Ve sakın göndere basmayın. Hani böyle kırmızı yazıyor ya, kırmızı yazdan göndere basmayın. Tekrardan yükleye basın. Yani kırmızıya göndere basarsanız sınırlı sayıda çünkü hep yanlış yaparsınız olmaz. Kırmızı yazarsa aşağıda hemen kırmızı çıkıyor zaten. Yükleye basıp fotoğraf yükledikten sonra kırmızı yazıyor direkt. Sakın da göndere basmayın. Bilin ki yanlış yaptınız. Tekrardan bir fotoğraf çekin. Bununla ilgili videolar izleyin. Beni izleyin. Beni izlemiş yani bunları deneyin yani. Beni izlemişsinizdir zaten buraya kadar dinliyorsanız. Yani bu kadar arkadaşlar. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir de benimle kalın olur mu? İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Sizleri buradan kocaman öpüyorum.